Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda bir politika notunu tartışacağız. Konuğumuz Doçent Doktor Ulaş Bayraktar. Kendisi Mersin'de yaşıyor şu anda ve oradan bağlanıyor. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben hemen raporu, daha doğrusu politika notunu kısaca hatırlatayım izleyicilerimize. Benim de akademi direktörlüğünü yaptığım İstanbul Politika Araştırmalar Enstitüsü İstanbul'de bu hafta içinde bir politika notu yayınlandı. Aynı zamanda analizler ve dünyadan örnekler de içeren bir politika notu oldu bu. Başlığı pandemi ve sonrasında yerel yönetimler için politika önerileri. Dolayısıyla yerel yönetimlere odaklanan, dünyadaki örneklere son özellikle salgın döneminde neler olduğuna bakan ve bundan sonrası için de politika önerilerinde bulunan bir politika notuydu. Ulaş hocamız yazdı. Bunu bugün biraz tartışmak istiyoruz. Aslında yerel yönetimler meselesi gözlemlediğimiz kadarıyla bir süredir zaten hani özellikle 2000'lerin sonrasında Türkiye gündemine de çokça giren bir konuydu. Ama herhalde 2010-2011'den sonra belki etkisi azalmış olabilir. Ama tabii ki bir yandan da son yerel seçimlerde yeniden yerel yönetimleri hayatımıza çok kuvvetli bir şekilde girdi. Özellikle muhalefet birçok büyükşehir belediyesini kazanınca bu konu daha çok konuşulur oldu. Benim gözlemlediğim şöyle bir şey oldu. Mesela El País'te bir yazı gördüm. Özellikle salgınla ilgili bu. Yani salgınla mücadelede hangi yönetim modeli daha etkili? Daha merkeziyetçi bir model mi, daha yerel bir model mi? Mesela Fransa mı daha başarılı, Almanya mı daha başarılı? Çünkü Fransa merkeziyetçi bir model izlemiş. Almanya ise daha ADEM merkeziyetçi diyebileceğimiz bir model. Dolayısıyla oradan da biraz feyz alarak ben hocama sormak istiyorum. Hocam ilk yerel yönetimler açısından sizin gözlemleriniz ne oldu? Bu yerel yönetim ve merkez arasındaki ilişkiyi sizce nasıl etkilemiş olabilir? Oradan ben size sözü bırakayım. Teşekkür ederim. Hem yayın fırsatı hem de politika notu ile böyle bir derli toplu bu süreci değerlendirme imkanı sundunuz. Yani şöyle başlayalım aslında pandemi konumuz pandemi olduğu için sağlık politikalarıyla bir paralellik kuralım isterseniz. Yani konuştuğumuz uzman hekimler bu sürecin gösterdiği en önemli olgulardan birinin aslında önleyici hekimliğin, önleyici sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu. Yani bu şu demek, insanları iyileştirmekten ziyade insanların hasta olması, işte maske takma, fiziki mesafe kurallarına uyma, belli hijyen kurallarına uyma ve onların vurguladığı bir nokta şu, bu böyle bakınca sağlık politikalarında devasa şehir hastaneleri yerine hemen mahallede sağlık ocaklarının, yereldeki sağlık birimlerinin işte daha böyle hastalarıyla beşeri ilişkileri olan onları tanıyan hekimlik mesleğinin ne kadar önemli ortaya koyduğunu söylüyor uzman hekimler bu süreci değerlendirirken. Aynı paralelliği yerel yönetimlere getirdiğimizde yani evet çok küresel bir sorundan bahsediyoruz. Ciddi olarak bütün dünyayı etkisi altına alan bir sorundan bahsediyoruz ama buna yönelik müdahaleler ve politikaların yerelden çıkma zorunluluğu var. Yani merkezden düğmeye basarak belli bir yerdeki, belli bir alandaki sorunu çözme imkanı yok. Çünkü yerelin şartları tehdit, sorun aynı olsa bile çözümleri buna yönelik müdahalelerin farklılaştırmasını gerektiriyor. Bu da yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu, yani hem sorunun o yereldeki dışa vurumunu hızlı bir şekilde anlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu, yani hemen sorunu görmek, burada bir şeyler oluyor, yani burada bir toplaşma var, burada bir bulaşma frekansının artışı var gibi sorunu çözüp ona yönelik olarak bilgilendirme ve önlemleri alma konusunda daha uygun bir ölçek olduğunu gözler önüne serdi aslında. Bu süreç. Benim aklıma mesela hocam şey geliyor, bu Çernobil geliyor her seferinde. Belki yanlış bir örnek de olabilir ama siz ne dersiniz diye. Orada büyük bir felaket oluyor sonuçta. Halk sağlığı, kamu sağlığını ilgilendiren bir sorun ama orada herhalde yerelde hızlıca müdahale etmektense merkezin lafını dinleyelim derken herhalde binlerce insan etkileniyor bundan. Biraz ona benziyor sanki sizin Yani anlattıklarınız. hatırlayın, ben de şeyi hiç unutmadığım bir sahnedir. 1999 Kocaeli depremi sırasında merkezi hükümet televizyon kanalları üzerinden, hatırlayın o
Bülent Ecevit'in öyle bir anı vardı. Yani televizyonlar üzerinden yereldeki memurlarına mesaj vermeye çalışıyordu. Çünkü telefon altyapısı, telekomünikasyon altyapısı çökmüştü. Oraya yeterli şeyi müdahalede bulunamıyordu. Yani hele hele şu anda yani her bütün bu bürokratik işleyişin tek bir kişiden oluşan bir hiyerarşi içinde işliyor olması işlerin çok daha yavaş ve sıkıntılı sürmesine sebep oldu. Hani bunları biz her bütün şeffaflığıyla göremiyoruz ama yani kendi en yakınlarında Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı arasındaki bizim bile fark edebileceğimiz gerilimler bile bunu gösterebiliyor. Yani o kadar merkezi alanda bile yaşanan iletişimsizlik, eşgüdümsüzlük yani çıkıp bakan işte yasak var diyor, o yasak kaldırılıyor, yasak yok deniyor, yasak var geliyor ve bütün bunu bir de bir o bütün hiyerarşinin en altlarına kadar indiğini düşünün. Çok çok vakit kaybetmiş olabiliriz. Çok o şey refleksini gösterememiş olabiliriz. Bütün bu süreci yönetirken. Aslında şey denir ya hep merkezi sistemler yani belki de gücün tek elde toplanmaya başladığı sistemler daha hızlı karar alır, daha istikrarlıdır ama bu özellikle sanırım kriz anlarında, salgın anlarında bunun sizin söylediklerinizle paralel olarak daha etkisinin azaldığını belki de görüyoruz. Hocam orada ben size şunu söyleyeyim, sözünüzü lütfen öyle tamamlayın. Hemşeri hukuku siz mesela hemşeri hukuku öneriyorsunuz. Raporunuzun notunuza genel olarak yansıyan da buydu. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Yani şunun bir altını çizelim. Yani ben yerel yönetimlerin verdiği tepkinin daha hızlı olabileceğini söylerken hızı çok kutsayan bir yerden konuşmak istemem. Yani demokrasi ve hız aslında birbirleriyle çok iyi dost değillerdir. Yani neoliberal politikaların en temel özelliği nedir diye sorarsanız yani bütün o piyasa mantığı özelleştirme şu bu falan onların ötesinde ben hız dedim. Daha hızlı bir yönetim amaçları. Dolayısıyla biz bu müzakereyle, katılımla işte bir takım istişarelerle vakit kaybetmeden bir patron ruhuyla sorunlara çare üretme refleksinin gelişmesi. Buradaki söz konusu olan aslında yerel yönetimlerin merkezi hükümetten daha avantajlı olmasının sebebi çok daha hızlı hareket etmelerinin altını çizmeye çalışmıyorum. Sadece daha uygun o sorunu tespit edip buna yönelik olarak etkin bir çözüm üretmede daha elverişli bir imkanlara sahip. Tabii ki hız burada neticede bir sağlık sorunundan bahsettiğimiz için ve o virüsün yayılmasına hızlı müdahalenin yani bir acil servis müdahalesi yapıldığı için önem kazanıyor. Ama bu yerel yönetimler her alanda daha hızlıdır diye yetkiye sahip olmalarını gerektirmez. Onun altını çizmek istiyorum öncelikle. Evet, merkezi hükümet her zaman daha hızlıdır. Yani daha az yani kimsenin fikrini almazsınız. Ben öyle istedim. Öyle oldu. Ben öyle uygun buldum mantığı. Evet ama bunun demokrasiyle ilgisi yoktur. O yüzden aslında raporda özellikle vurgulamak istediğim bir boyut da o. Yani hemşeri hukuku benim açımdan yerel yönetimlerin demokratik ruhunu ifade eder. Yani eğer siz ben arkadaş yani öyle yerel yönetim sistemleri var. Profesyonel yöneticinin olduğu veya kraliyet tarafından atanan yöneticilerin olduğu sistemler var. Yani şimdi biz seçimi bazen çok fazla kutsayan bir yerden bakıyoruz. Ama işte Hollanda'da kral atıyor belediye başkanlarını. Ya da belediye meclisinin şeyiyle bir iş tanımıyla işe aldığı belediye başkanları var. Yani adaylar başvuruyorlar. Bir siz sahip olduğunuz, belediye meclisinin sahip olduğu bir şirkete bir yönetici atadığınız sistemler de var. Dolayısıyla ama biz eğer demokratik bir yerden bakmak istiyorsak yerel yönetimlerin siyasal doğasını ve bu siyasetin de demokratik olması gerektiğini altını çiziyorsak hemşeri hukuku bir hap gibi, bir kapsül gibi o demokratik yönetimin gerektirdiği bütün boyutları ihtiva ediyor. Ve 1930 yılından beri ihtiva ediyor. Yani biz çok çok erken bir safhada bunu mevzuatımıza koyduk. Yani bunu da işte birazcık kadınların siyasetteki mevcut konumu gibi hani bizde kadınlar seçme ve seçilme hakkını Avrupa'nın birçok ülkesinden daha erken aldı diyoruz
Ama şu anda geldiğimiz noktada ne yazık ki bunun hakkını veremeyecek bir siyasal tabloyla karşı karşıyayız. Benzer bir şekilde ya biz bu demokratik belediyeciliğin, demokratik yerel yönetimlerin ruhunu özetleyen maddeyi 1930'da koyduk. Gel görün ki kayyumları tartışıyoruz bir yandan. Çok iyi gerçekten. Peki hocam, bu hemşeri hukukunun veçeleri nelerdir? Ben de yani çıkarım yapabiliyordum mesela siz yazmadan önce. Hani ama tam olarak içeriğini bilmiyorum. Bunun çeşitli veçeleri var ve gerçekten de çok aslında düzgün uygulansa demokratik bir içeriğe sahip. Nedir hemşeri hukuku? Yani hemşeri hukuku işte 1930 yılında orada bir takım milliyet, bir takım etnik vurguları vardı. Daha sonrasında bu vurgulardan ayrıldılar. En önemli şeyi herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Şimdi bu bir belediyenin, kentin ruhuna işaret eder. Yani kenti belki kırdan, daha küçük ölçekli köy yerleşimlerinden ayıran farklılıklarla, farklılıklardan o menkul bir kültüre ait yerleşim yeridir. Yani şimdi kalkıp da işte biz işte Suriyeli sığınmacılara, mültecilere hizmet verebilir miyiz, veremez miyiz tartışması mesela bu maddeye bakınca ortadan kalkıyor. Yani o mülteci bu kentte yaşıyorsa bu kentin hemşerisidir ve ben de bu kentin yöneticisi olarak hizmet vermek zorunluluğundayım şeyini çıkıyor. Dolayısıyla işte efendim yani şimdi bakın Avrupa Birliği'nin işte Avrupa parlamentosu seçimlerinde biliyorsunuz vatandaşlıktan bağımsız olarak oy kullanılabiliyor. Bir takım yerel yönetimler, yerel seçimlerde yabancılara yani Avrupa Birliği ülkelerine vatandaşlık hakkı veriliyor. Biz bunu çok daha erken şey yapıyoruz. Ya arkadaş sen bu şehrin hemşerisisin. Bu şehirde ikamet ediyorsun, vergi veriyorsun, bir takım sorumlulukların var. Dolayısıyla belediye de onlara hizmet etmek zorunda. Dolayısıyla bu ülkenin vatandaşı olduğum için değil, bu şehrin bir sakini, bu şehrin bir hemşerisi olduğum için bir takım haklara sahip. Nedir bu haklar? Belediye karar ve hizmetlerine katılma hakkım var. Yani bakın biz katılımcı demokrasiyi 80'ler ve daha yoğun olarak 90'lardan itibaren tartışmaya başladık. Dünyada 70'lerden sonra işte bu kent hakkının jargonumuza ve kurama girmesinden sonra tartışıldı. Bu hak bizim mevzuatımızda 1930'dan itibaren var. Ben bu kentin bir sakini olarak bu kentinde dair alınan kararlara katılma hakkım var. Ve bunlarda hizmetlerden yararlanma hakkım var. Bu faaliyetler hakkında bilgilerden ilgilenme hakkım var. Bakın bütün şey ortaya çıkıyor. Ben kararlardan bilgileneceğim. Bütün bu katılımcı demokrasinin farklı ölçeklerini hatırlayacak olursan bilgilenme, katılma, bunlardan bir ortak bir yönetimin faydası olma. Dolayısıyla hizmetlerden yararlanabilirim. Bu hizmetlerin karar verilmesinde, belirlenmesinde hakkım var ve bunun da bilgilenme, belediyenin beni bilgilendirme sorumluluğu var. Bunun haricinde işte sadece hemşeriler değil, uzman kuruluşlar, üniversiteler de bu katkı verebilirler. Sosyo-kültürel ilişkilerin geliştirilmesi belediyenin sorumluluğu ve bu hemşeri olarak benim de sorumluluğum o belediyenin kent yönetiminin getirdiği bir takım düzenlemelere tabi olmak, bunlara saygı göstermek, uymak şeklinde. Dolayısıyla bir takım kararlara katılacağım. Bu kararlar hakkında bilgi sahibi olacağım. Bu kararların gerektirdiklerine uyacağım. Bunlara saygı göstereceğim. Belediyenin hizmetlerinden faydalanacağım ve diğer hemşerilerle ilişkimin gelişmesini bekleyeceğim diyor özet olarak. Yani çok uzatmak istemiyorum bunu. Uzun uzun hemşeri hukukunu konuşabiliriz ama ben dediğim gibi yerel yönetimlerin demokratik doğasını çok hap ve çok öz bir şekilde içerdiğini düşünüyorum. Hemşeri hukuku maddesinin 13. madde belediye yasasında. Hocam peki siz politika notunda şeylerden de örnek veriyorsunuz. Dünyadan da örnekler veriyorsunuz. Birçok kentten örnek veriyorsunuz. Özellikle bu hemşeri hukukunu belki ispatlayan örnekler de var. Onlarla ilgili ne dersiniz? Belki sonra Türkiye'ye geçeriz ama böyle çok enteresan noktalar var mı? Var. Şimdi bu değerlendirmeyi yaparken ben sadece bu değerlendirme değil. Yani Türkiye'de
birazcık kent yönetimlerine baktığımızda özellikle biraz önce de konuştuğumuz gibi yani tek adamlık sadece bir ülke ölçeğinde değil. Aslında belediyelerde de onu her yerde söylerim aslında biz başkanlık sistemine çoktan geçmiştik belediye başkanları üzerinden. Çünkü kentleri yöneten belediye başkanları değil, belediye başkanlarının fantazilerinin ürünü olan kentlerde yaşar olmuştuk diye. Şimdi neden o bir eğer biz bir yönetimle bir anlayış getiremezsek, belli bir istikamet veya ben Kerteriz, hani o denizcilikteki, o yön bulmadaki Kerteriz'i çok beğenirim. Yani bir yere bakarak bunun gerektirdiği yaklaşımları geliştiremezsek o zaman eklektik bir yere savruluruz. Yani kafamıza göre bugün bir şey yaparız, ondan sonra başka bir zamanda onunla çelişen, başka bir yere gidebiliriz. Çünkü aslında birazcık böyle keyfi idare bunu gerektirir. Yani ben böyle istedim. Bugün çevreci olacağım, bugün imarcı olacağım gibi bir şey. Oysa hemşeri hukuku belli bir size bir şey getiriyor. Ya arkadaş sen yönetimi yaparken faaliyetlerin hakkında bilgilendireceksin, kararlara katacaksın, sosyo-kültürel ilişkileri geliştireceksin, yardım vereceksin ama bunları insanlık onuruna aykırı bir şekilde sunmayacaksın. Uzman kuruluşlardan destek alacaksın ve insanların kurallara uymasını sağlayacaksınız dediği zaman sizi bir disipline getiriyor. Burada da bu benzer yaklaşım acaba COVID-19 pandemi sürecinde belediyelerin, kent yönetimlerinin verdiği tepkileri uyarlayabilir miyiz diye bakmak istedik. Ve dedik ki yani bu hemşire hukukunu biz bir şey olarak koyalım, ızgara bir zemine koyalım, altyapıya. Ve bunun o analitik köşelerini, analitik boyutlarının penceresinden bakalım ne olup ne bittiğini. Dolayısıyla ilk etapta işte ne dedik biraz önce dedik, bilgilenme ve şey hakkından yola çıkalım. Yani insanların katılımından bahsedelim. Yani gerçekten de şimdi şey tabii bu acil dönemden katılımın ihmal edildiği şeylere dönüşebilir. Çünkü acilimiz var, hani bak kaybedecek vaktimiz yok, hemen müdahale etmiyoruz. Fakat sonuçta şöyle bir şey oluyor. Siz eğer katılımcı bir anlayışla karar almaya başlarsanız o kararlara uyma sıkıntısı yaşıyorsunuz. Çünkü ben o maskeyi neden taktığımı bilmiyorum. O kurala neden uymam gerektiğini anlamıyorum. Neyi nerede yapıldığını bilemiyorum. Mesela yine paralellik şey yapıyorum. Bu mültecilere yönelik politikalarda da bunu gördüm. Bir anda sanki belediyeler veya ulusal hükümet bütün kendi vatandaşlarını şey yaptı. Onların zararına mültecilere yardım götürmeye, sağlık eğitim sistemini seferber etmeye çalıştı. Oysa kararlardan haberimiz olsa, içeriğini bilsek, bunun mantığını biz de anlasak ve ikna olsak o kararların uygulaması kolaylaşacak. Ve bu süreçte baktık yani bırakınız işte Barcelona'da, Madrid'den örnekler var. Hani o uzakta olsak dahi dijital imkanları kullanarak yani şu anda siz İstanbul'dasınız, ben Mersin'deyim ama bir şeyi değerlendirme şansımız var. Bu imkanları kullanmak yerine biz belediye meclis toplantılarını bile askıya aldık. Evet. Ama gördük ki mesela bir takım örgüt örnekler var. Belediyenin daha acil gördüğü konular işte bir hızlı bir imar değişikliği acil, işte borçlanma yetkisi gibi noktalarda belediye meclisi çok güzel toplandı tek günden. Hani o borçlanma yetkisi için toplanabiliyor, bir imar değişikliği için toplanabiliyor. Hani şimdi somut olarak şey yapmak istemiyorum, yani şurada bir hedef göstermeyeyim ama pekala yani belediye başkanı bir takım idari birimlerle bu tür platformlar üzerinden buluşabildi de neden belediyenin üyeleriyle, sivil toplum örgütleriyle, efendim hemşerileriyle buluşamasın? Yani şeyi gördük, kent konseyi bir takım yerlerde var Türkiye'de de, kent konseyi belediye başkanıyla hani büyük platform yürütme belediye başkanıyla toplantı da kent konseyi kendi bileşenlerini harekete geçirebildi mi çok fazla örnek değil ama bu katılım hikayesini raporda özellikle İspanya örneğinden ve Barcelona ve Madrid'den verdiğimiz örnekler var. Bu biraz önce söylediğim gibi yani uyum dedik yani ben bir takım haklarım var ama sorumluluklarım da var. Bazı şeylere uyum göstermem lazım. İşte katılmanın olduğu yerlerde bu uyum imkanı da var. Yani bir takım o siz insanları katarsanız bir takım asparagas haberler ya da böyle panik tetici imkanlardan da
risklerden de arınmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bilgilenme, hani bir katılım aynı zamanda bir bilgilenme süreci, ama onu sağlamamış olsak bile bu bilginin değerini çok gördük biz Türkiye'de. Yani bilgi verilmediği için bir sürü hurafe çıktı. Yani yaşadığım kentten biliyorum. Efendim işte şurada vaka çıkmış, bütün mahalle, site karantinaya alınmış. Yok öyle bir şey. Bilgi olmadığı için, o bilgi kıtlığında bir takım yalan haberler, bir takım daha da panikletici, yani siz panik büyümesin diye bilgiyi saklıyorsunuz anladığım kadarıyla. Vaka evet, sayısı, vaka bölgeleri, yani yerelde nerede ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz. Ama tam da bu sebepten bilgiyi aktarmadığınız için, hele hele bu sosyal medyanın bu tür provokatif kullanımlarının da yaygın olduğu bir coğrafyada bir anda hiç bir gerçekle ilgisi olmayan haberler dolaşıma geçiyor. İşte bizim politika notunda işte Cenevre'den, New York'tan bir sürü örnekler var. Yani oradaki ulaşım politikaları, işte yol durumunu belli eden o radyo frekansını acil durum hattı olarak, bilgilendirme hattı olarak kullanmaya başlıyor. Yani yol tıkanıklarını, işte şurada yol çalışma var, burada kaza var bilgisi yerine bir takım uygulamalar, yasaklar, kısıtlamalar gibi imkanları şey yapan uygulamalar yapılmış durumda. Sizin de biraz bana şunu da aklıma getirdi. Biliyorsunuz Mart ayındaydı sanırım. İçişleri Bakanlığı son anda bir karar almıştı böyle son iki saati kala ve bir sürü insan sokağa çıkmıştı. Herhalde o meseleyi orada da biraz görüyoruz gibi. Çok hızlı alınan karar biraz hani kötü sonuçlar da getirebiliyor. Şeyde sizin o dünyadan örnekler kısmında hatırlıyorum zaten. Hani aslında yereldeki örnekler, dünyadan verdiğiniz örnekler hep işi aslında hemşeri hukukuna uygun da bir şekilde yönetimi alta yaymak, şeffaflığı sağlamak, bilgiyse dolayısıyla insanların gündelik hayatında böyle biraz rahatlama sağlanması amacını da taşıyor. Yani daha vatandaş olarak hissediyor belki insanlar. Peki Türkiye'de bu salgın döneminde işler nereye döndü? Onu soracağım, sonra da önerilerinizi alacağım mesela bununla ilgili. Yani Türkiye'de aslında bir yandan sizin de girizgahta bahsettiğiniz gibi, yani öyle bir dönemde yaşadık ki biz bunu. Yani yerel yönetimlerin, özellikle muhalefetteki yerel yönetimlerin çok daha aktifleştiği bir döneme, dolayısıyla da merkezi hükümetin kendini biraz huzursuz hissettiği, bu kontrast içinde kendini ispat etmeye çalıştığı bir döneme denk geldi. Yani orada haliyle aslında bütün şu andaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının ilk temellerinin, işte biz İstanbul'u biliriz mesela, İstanbul, Ankara gibi örnekleri veririz ama çok daha gerisinde 70'li yıllarda Konya, Kayseri gibi yerlerden filizlenen bir belediyecilik anlayışıdır. Onlar çok fazla konuşulmaz bizde ama sanki İstanbul'la başladı. Bir böyle ilmek ilmek örülen, yerelden merkezi hükümetin en tepesine kadar ulaşan bir siyasal hareketin temsilcileri olarak o yereli kendilerine çok rakip görürler. Onun tedirginliğini her anda görürsünüz. Ve bu dönem öyle bir bilek güreşine denk geldiği bir dönemdi. Yani sadece işte bu HDP'li belediyelere atanan kayyumların haricinde işte bir takım sadece bu İmamoğlu meselesi de değil, birçok belediyede hani şu anda bir bakın manzaraya. Yani Rize'nin küçük bir ilçesinin belediye başkanı bile tehdit altında CHP'li, ya da Türkiye'nin en büyük metropoliten alanlarından biri hani İzmir bile hedef tahtasında olabiliyor. Dolayısıyla öyle bir döneme denk geldi ve bir anda o aktivizmin o moralli haliyle özellikle muhalefet belediyeleri çok hızlı bir şekilde buna çözümler, politikalar geliştirmeye başladılar. Yani bu politika notu için şeye baktığında, yani bütün Türkiye'deki metropoliten belediyelerinin yapıp ettiklerini izlemeye çalıştım ve şey çok net olarak ayrılıyor. Yani muhalefetteki belediyelerin aktivizmiyle iktidar partisine ait belediyeler ayrılıyor. Çünkü yerel merkezi hükümet direkt tavrını şeyde koydu. Bu vefa grupları. Vefa yardım grupları. Yani valiliğe bağlı merkezi hükümetle ilişkili olabilecek gruplar üzerinden pandemiye karşı müdahale etme yolunu seçtiği için iktidar partisinin yerel yönetimleri çok daha düşük profilli bir şey izlediler. Yani onların o çalışmalarına destek veren, onları yani bakıyorsunuz devamlı belediyelerin paylaşımlarına, sosyal medya paylaşımlarına
İçişleri Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın duyurularını paylaşıyor veya işte bir takım daha farklı işte pandemiyi fırsat bildik diye asfalt yapım şeylerini görüyorsunuz. Hani ya da geleneksel olarak Ramazan'a denk gelmesi itibariyle zaten verdikleri iftar hizmetlerini bu sefer ama altı çizgili olarak bu vefa gruplarının birimleri aracılığıyla verdiklerine dair bir vurgu var. Dolayısıyla öyle bir döneme denk geldi ve hemen hatırlayacak olursanız hemen bu yardım toplama hikayesine yasak geldi. Yani işte belediyelerin pandemiyle ilgili olarak vatandaşların yardım toplamasına yasaklandı bir genelgeyle. Dün sanırım Danıştay da CHP'nin itirazını reddetmiş. Hani haklı bulmuş bu yasaklamayı. Dolayısıyla bilek güreşi en baştan başladı. Onun haricinde tabii bunun o aktivizm şimdi birazcık da el yordamıyla hemşeri hukukunu hayata ya da mecburiyetten ve el yordamıyla hemşeri hukuku daha aktif olarak kullanıldı. Muhalefet belediyelerinde sanırım. Bu içeri gideyim mi? Çok gürültü geliyor mu? Hocam gayet iyi. Sesiniz bize iyi geliyor. Ne oldu? Şimdi siz eğer yardım toplamayı yasakladığınız için bir anda hop diye askıda fatura diye bir yola başvurdu muhalefet diye. Bu ne demek? Ben toplamıyorum. Vatandaş vatandaşı yardım ediyor. Dolayısıyla belediye orada sadece bilgi veriyor. Bakın şöyle bir fatura var. Siz bunu birazcık hani hatırlarsınız. İhtiyaç haritası vardı. Yani dünyada örnek oldu bu. Mert Fırat'ın da içinde olduğu ihtiyaç haritasına benzer bir yapılanmaya gitti. Halkın ihtiyaçlarını yani şimdi benim yaşadığım ilçenin belediye başkanı çok gurur duyarak şunu söylüyor. Ben bu süreçte bütün bu pandemi şeylerini, pandemi harcamalarını kendi bütçemden kaynak ayırmak zorunda kalmadım. Yani vatandaşı seferber ederseniz işte hayırseverleri, normal vatandaşı yani belki televizyonlarda görmüşsünüz 96 yaşındaki nine evinde maske yaptı belediyeyi. Yani oradaki belediyenin işte buradaki tarım alanlarından aş evine sebze meyve götürüldü. Yani bu tür şeyleri hani o sanat ve yaratıcılık mecburiyetten kısıtlıktan doğar ya sanki yerel yönetimlerin üzerine baskı kurarak merkezi hükümet onların daha yaratıcı halkla daha iç içe olmasını getirdi. Yani İzmir'deki işte bir takım halk bakkalı diye bir şey çıktı. İşte o puan toplamaya başladılar. İşte gönüllüler her yerde seferber oldu. Ankara'da bir sürü çalışma yapıldı. Dolayısıyla hani bence fena sınav vermedi yerel yönetimler bu süreçte. Ve birazcık daha belki de bunun daha böyle derli toplu biraz önce söylediğim gibi belli bir tutarlı bir pencereden yapmaya devam ederlerse yani bu da şu demek politika notlarında ona geliyoruz yani bilgiyi yani sadece pandemi sürecinde değil bu bilginin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de normal zamanlarda da bizim kente bilgi, kente dair bilgiye ihtiyacımız var. Her yerde söylediğim gibi yani eskiden ana akım vardı. Şimdi öyle bir hani işte medyaskoptan bir takım dijital platformlardan haber alabiliyoruz ancak alabilirsek. Ama onlarda bile ben Mersin'de yaşıyorum. Mersin'e dair habere ihtiyacım var benim. Yani İstanbul'da deprem olduğunda, kar yağdığında, sel olduğunda biliyorum da yandaki mahallede yapılan çalışma haberim yok. Dolayısıyla bilgi yani belediyelerin bu süreçte kendi yörelerine dair. Bakın bilgiden kastım ama başkanın yaptığı açılışlardan değil. Yani böyle bir propaganda metinden değil. Gerçekten yani bir habercilik olmasa bile bir insanların hani yaşadıkları çevreye dair aşina olması, sorunlarını bilmesini sağlamak gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bilgilendirme çok önemli. Bu dönemde de gördük. Şeyde de bundan sonra da görmemiz gerekiyor. Bir hocam, diğer şey... Şey süremizin sonuna geldik. Yani, hemen bir politika notlarını hızlıca şey yapayım mı? O zaman yani, işte başka yayında konuşalım. Ben uyanık olayım arkadaşlar. Katılım şekilde 30 dakika diye şu an açıyorum tahta. Yani affınıza sığınarak tabii. Yok estağfurullah. Kusura bakma yine çenemmişti. Estağfurullah hocam. Gerisini raporda okursunuz diyelim. Öyle diyelim evet. Bu hatırlatmış olalım. İstanbul.org'dan Ulaş Hocam, Ulaş Bayraktar'ın yazmış olduğu politika notuna ulaşabilirsiniz. Pandemi ve sonrasında yerel yönetimler.
için politika önerileri. Biz böylece bitirmiş olalım. Çok güzel bir yayındı hocam. Çok teşekkürler bir kez daha. Evet, Medyascope izleyicileri, bizi izlemeye devam edin. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Kusura